Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Anlatım bozukluğu derslerine başlıyoruz. Konuyu iki ders şeklinde anlatacağım. Birinci dersimizde anlamsal yönden anlatım bozukluklarına bakacağız. Diğer dersimizde ise dil bilgisi açısından gerçekleşen anlatım bozukluklarına bakacağız. Anlatım bozukluğuyla ilgili genelde 2010 yılından sonra 3 yılda bir soru soruluyordu. Son olarak 4 yıldır da soru sorulmuyor arkadaşlar. Ama bu yılda sorulmayacağı anlamına gelmez ki bence sorulma ihtimali yüksek. Dolayısıyla biz bu riski alamayacağımız için konuya güzelce çalışacağız. Çalışırken neler yapmalısınız? Bununla da ilgili birkaç öneride bulunayım. Anlatım bozukluğu sorularını arkadaşlar çözebilmek için cümledeki hatayı görebilmek gerek. Dolayısıyla bu noktada pratiklik kazanmak istiyorsak, yani sadece birkaç gün yüzlerce soru çözmek yerine elimizdeki testleri aralıklı olarak çözmek çok daha büyük fayda sağlayacaktır. Dolayısıyla anlatım bozukluğuyla ilgili elinizdeki testleri bir araya getirin. Bunları günlere göre bölün. Her gün bir test çözmek bile idealdir. Aralıklı olarak çalışırsanız uzun süre anlatım bozukluğuyla ilgili soruda hatayı görebilme kabiliyetiniz artacaktır. Yoksa soruda hatayı göremeden, hatalara odaklanmadan soruları çözmek genelde yanlışa sebep olur. Dolayısıyla bunu uygularsanız faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi anlamsal yönden anlatım bozukluklarında nelere dikkat edeceğiz? Yani cümlelerde hangi hataları arayacağız? Gereksiz sözcük kullanımı, anlamca çelişen ifadelerin kullanımı, sözcüklerin yanlış yerde kullanımı, yanlış anlamda sözcük kullanımı, atasözü ve deyimlerin yanlış kullanımı, anlam belirsizliği ki buna noktalama eksikliği ve zamir eksikliği sebep olur, mantıksal yanlışlıklar, karşılaştırma ve sıralama yanlışlıkları, gereksiz yardımcı eylem kullanımı ve gereksiz ek kullanımı arkadaşlar anlamsal yönden anlatım bozukluğuna yol açar. Şimdi birlikte örnekler üzerinden her bir hatayı pekiştirelim. Önce gereksiz sözcük kullanımıyla başlıyoruz. Biz bunu duruluk ilkesine aykırılık olarak ifade ediyoruz. Duruluk ne demekti? Cümlede ya da metinde aynı anlamı karşılayan birden fazla ifadeye yer vermemek demekti. Dolayısıyla arkadaşlar aynı anlamı taşıyan ifadelerin birlikte kullanımı anlatım bozukluğuna yol açacak. Şimdi örnekler üzerinden bu maddeyi pekiştirelim. Yağan yağmur hepimizin ıslanmasına sebep oldu. Şimdi yağan yağmur ifadesindeki yağan sözcüğüne gerek yoktu. Yağmur ifadesiyle zaten yağma fiilini anlıyoruz. Dolayısıyla burada yağan sözcüğü gereksiz. Müdür bey, öğretmenlerle birlikte yapacağı toplantıyı planlıyor. Arkadaşlar buradaki ile edatı cümleye birliktelik anlamı katmış zaten. Dolayısıyla bir daha birlikte demeye gerek yoktu. Sana güvendim, sakın gizli sırlarımı aşikar etme. Sır zaten gizli olur. 2007'li yıllarda şehrimizde sakin, huzurlu bir hayat vardı. Şimdi arkadaşlar 2007'li yıl olmaz. Yani 2000'li yıl olabilir, 2010'lu yıl olabilir, 2020'li yıl olabilir. Ama 2007'li yıl dersem 2007 tek yıldır. Dolayısıyla buradaki lığlı ifadesine ya da larler ifadesine gerek yoktu. Bölgemizdeki fay kırığının büyük bir depreme yol açabileceği söyleniyor. Arkadaşlar fay zaten kırık demektir. Yani yer kabuğundaki kırıklara biz fay diyoruz. Dolayısıyla bir daha kırık ifadesine gerek yoktu. Bu beklenmedik sürprizi hepimizi şaşkına çevirdi. Sürpriz zaten beklenmedik olur. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde aynı anlamı karşılayan birden fazla ifadeye yer vermek duruluk ilkesine aykırı olduğu için gereksiz sözcük kullanımıyla anlatım bozukluğuna sebep olur. Şimdi dilerseniz anlamca çelişen ifadelerin kullanımına yani anlam bakımından karşıtlık ifade eden kelimelerin kullanımına bakalım. Çünkü eğer cümle içinde karşıtlık ifade eden kelimeler bir arada kullanılırsa, bu her zaman değil ama bir arada kullanılırsa cümlenin anlamına göre anlatım bozukluğuna yol açabilir. Şimdi dilerseniz birlikte örnekler üzerinden pekiştirelim. Arkadaşım bizim için konuyu ayrıntılı olarak özetledi. Şimdi arkadaşlar ayrıntılı ve özetledi. Yani bir konunun aynı anda hem ayrıntılı hem de özet şekilde anlatılması mümkün değil. Dolayısıyla karşıtlık ifade eden bu kelimelerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açtı. Aşağı yukarı tam 5 yıl önce tanıştık. Şimdi aşağı yukarı ifadesi yaklaşıklık anlamı katarken tam ifadesi kesinlik anlamı katıyor. Ben genellikle hiç yalan söylemem. Genellikle ve hiç anlam bakımından karşıt ifadeler. Yani genellikle ile hiç arasında fark var arkadaşlar. Dolayısıyla hiç mi yalan söylemeyecek yoksa genellikle mi bunun belirtilmesi gerekirdi. İkisi bir arada kullanılamaz. Şüphesiz öykülerinde de aynı başarıyı göstermiş olmalı. Şimdi şüphesiz ifadesi kesinlik katarken olmalı ifadesinden anlıyoruz ki bir ihtimal anlamı var. İkisi bir arada bulunamaz. Bu işte tam 5000 lira civarı kaybettim. Arkadaşlar tam ifadesi kesinlik anlamı katarken civarı ifadesi yaklaşıklık anlamı katıyor. Yine anlatım bozukluğu gerçekleşti.
Bu şekilde karşıt ifadelerin aynı anlam bütünlüğü içerisinde verilmesi anlatım bozukluğuna yol açacaktır. Şimdi bir başka hataya bakalım. Sözcüğün yanlış yerde kullanımı, yani kurgusal yanlışlıklar. Birlikte düzeltelim. İzinsiz inşaata girmek çok tehlikelidir. Şimdi arkadaşlar burada inşaat izinsiz değil, inşaata izinsiz girmek çok tehlikelidir olacaktı. Rahatsızlığım nedeniyle çok başım ağrıyor. Buradaki ifade edilen çok başım değil, yani doğrusu bu değil. Ne olacak? Başım çok ağrıyor. Çünkü çok ifadesi ağrıyor fiilini belirtiyor. Böyle zamanlarda ilk aklıma sen geliyorsun. Bir akıl olduğuna göre ilk nerede bulunacak? Aklıma ilk sen geliyorsun. Dün geceden sonra uykusuz yola çıkmak istemiyorum. Yol uykusuz olmayacağına göre yola uykusuz çıkmak istemiyorum şeklinde olacaktı. Ekranlarda tekrar tekrar vurulan siviller gösteriliyor. Şimdi burada mesele sivillerin tekrar tekrar vurulması değil, gösterilmesidir. Dolayısıyla nasıl olacaktı? Ekranlarda vurulan siviller tekrar tekrar gösteriliyor. Okulu bitirince öğretmen olarak doğduğu bu kasabada çalışmaya başladı. Kişinin öğretmen olarak doğması mümkün olmadığına göre nasıl diyeceğim? Okulu bitirince doğduğu bu kasabada öğretmen olarak çalışmaya başladı şeklinde olmalıydı. Yasa, meclisin 246'ya karşı 132 oyla aldığı kararla reddedilmiştir. Şimdi 246'ya karşı 132'nin kazanması muhtemel değil. Dolayısıyla buradaki sayılar ne yapacak? Yer değiştirecek. İşte örneklerimizde gördüğünüz üzere kelimelerin yanlış yerde kullanılması anlatım bozukluğuna yol açacak arkadaşlar. Şimdi yanlış anlamda sözcük kullanımına bakalım. Burada karşımıza genelde ne çıkacak? Küçümsemek, azımsamak, ekmek, dikmek, sağlamak, neden olmak. Bunun dışında arkadaşlar fiyatla ilgili kelimeler var. Fiyatın yüksek olması mı, pahalı olması mı gibi durumlarımız var. Şimdi örnekler üzerinden bunları netleştirelim. 23 Eylül 1999 yılında ilkokula başladım. Şimdi burada yıl kelimesi yanlış. Neden? Şimdi dikkat edin, hem gün hem ay hem de yıl verilmiş. Dolayısıyla burada verilen tarihtir, yıl değil. Çok güzel bir cümle aslında, tam sınav cümlesi. Eğer yılın yanında ay ve gün tarihi de verilirse bunu biz tarih olarak ifade etmeliyiz. Yıl ifadesi yanlış olur. Şoförün uyuması otobüsün yoldan çıkmasını sağladı. Şimdi gerçekleşen olay olumsuz, kötü bir durum. Dolayısıyla biz bunu sağlamak kelimesiyle ifade etmeyiz. Ne demeliydik? Neden oldu, sebep oldu demeliydik. Dolayısıyla sağlamak, kavuşmak gibi kelimeler olumlu anlamlar için ama neden olmak, sebep olmak kötü durumlar için kullanılacak. Buraya dikkat edelim. Silahla tehdit edip adamın bütün parasını çalmışlar. Şimdi çalmak gizli yapılır. Ama burada adam silahla tehdit edilmiş. Dolayısıyla almışlar demeliydik. Yeni aldığı fidanları bahçeye ekti. Arkadaşlar çiçek, fidan, ağaç dikilir. Ancak tohum ekilir. Dolayısıyla ekmek ifadesi yanlış. Plansız yerleşim yüzünden şehrimiz çirkin bir görünüme kavuştu. Şimdi şehirde çirkin bir görünüm var. Bu kötü bir şey. Dolayısıyla biz bunu kavuştu ifadesiyle karşılayamayız. Kavuştu kelimesi yanlış anlamda kullanılmış. Saçları bir hayli büyüdüğü için kestirmeye karar verdi. Saç arkadaşlar büyümez, uzar. İşçiler aldıkları parayı küçümseyerek itiraz etti. Arkadaşlar para, harçlık, sayı, yani nicel ifadeler küçümsenmez, azımsanır. Küçümsemek ifadesi yanlış oldu. Ama nitel ifadeler, fiiller, işler, eserler, kişiler küçümsenir. Otobüs fiyatlarındaki artış toplu taşımayı kullananları mağdur etmeye başladı. Şimdi arkadaşlar bir ürünün kullanımının fiyatı olmaz, ücreti olur. Tekrar ediyorum. Bir ürünün kullanımının fiyatı olmaz, ücreti olur. Mesela havuz fiyatı demezsiniz. Havuza yüzmeye gideceksiniz. Havuzun ücreti olur. Otobüsü toplu taşımayı kullanıyorsunuz. Bunun fiyatı olmaz, ücreti olur. Buraya dikkat edelim. Fiyat kelimesi yanlış. Fiyatlar çok pahalı olduğu için alışveriş yapmaktan vazgeçti. Yine sıklıkla karşılaştığımız bir soru tipi. Arkadaşlar fiyatlar pahalı olmaz. Ürün pahalı olur. Fiyat yüksek olur. Dolayısıyla burada pahalı kelimesi yanlış anlamda kullanılmış. Karşılaşabileceğiniz bir hatadan dolayı, yani bu hatalar arkadaşlar sorularda sıklıkla karşılaşabileceğiniz bir hatadır. Buraya dikkat edin. Şimdi devam edelim. Atasözü ve deyimlerin yanlış kullanımı. Bunu aslında anlam bilgisinin sorularında da görüyoruz. İşte deyimin açıklaması yanlış vermiş, verilmiştir şeklinde soru tiplerimiz var. Bu aynı zamanda, yani deyim değiştirilirse, atasözü değiştirilirse ya da atasözünün ya da deyimin anlamı yanlış verilirse anlatım bozukluğu karşımıza çıkacaktır. Şimdi birlikte bakalım.
Mülakat sırasında ne yapacağımı şaşırdım. Elim ayağıma karıştı. Elim ayağıma karıştı değil, elim ayağıma dolaştı olacaktı. İnsanlar ağızlarına bir kaşık bal çalınınca şikayetlerinden vazgeçti. Doğrusu ağızlarına bir kaşık bal çalmak değil, bir parmak bal çalmaktır. Yumruk kadar çocuktan ne istiyorsunuz siz? Arkadaşlar burada yumruk kadar değil, el kadar çocuktan. Ben bu işe gönül koydum, başarılı olmak için her şeyi yapacağım. Şimdi istenen şey başarılı olmak. Halbuki gönül koymak küsmek demektir, darılmak demektir. Dolayısıyla burada ne demeliydi? Ben bu işe gönül verdim demeliydi. Kardeşine yardım et, elinden geleni ardına koyma. Elinden geleni ardına koyma ifadesi düşmanlık için kullanılır. Ama burada yardım etmek istiyoruz. Ne diyecektik? Elinden geleni yap diyecektik. Dolayısıyla elinden geleni ardına koyma kötü durumlar için kullanılır. Bu şekilde atasözü ve deyimlerin yanlış kullanılması, yanlış anlamda kullanılması, değiştirilmesi anlatım bozukluğuna yol açar. Devam edelim. Bir başka anlatım bozukluğu sebebi anlam belirsizliği. Peki ne anlam belirsizliğine yol açabilir? Noktalama eksikliği ve zamir eksikliği. Benim size tavsiyem özellikle zamir eksikliğine dikkat etmeniz çünkü gözden kaçabiliyor. Şimdi örnekler üzerinden anlatayım. Bu gece eğlenceleri içlerine sinmedi. Şimdi gece eğlenceleri mi yoksa bu gece eğlenceleri içlerine sinmedi mi? Dolayısıyla bu karışıklığın giderilebilmesi için geceden sonra ne yazılmalıydı? Virgül yazılmalıydı. Yaşlı satıcıya gömleğin fiyatını sordu. Şimdi satıcı mı yaşlı yoksa soran kişi mi yaşlı? Yine ne kullanmalıydık? Virgül kullanmalıydık. Şimdi noktalama işaretleri yani özellikle virgül eksikliği bu şekilde anlatım bozukluğuna yol açacak. Bir de zamir eksikliğine bakalım. Bu işi başaracağını herkes gibi ben de biliyordum. Şimdi ilk görüşte aslında pek bir hata yok gibi duruyor. Ama zamir eksikliği var burada. Nasıl? Bu işi senin başaracağını herkes gibi ben de biliyordum. Bu işi onun başaracağını herkes gibi ben de biliyordum. Dolayısıyla cümlemiz sen zamiriyle de anlamlı oluyor, o zamiriyle de anlamlı oluyor. Dolayısıyla burada zamirlerden biri yazılmalı ki anlam belirsizliği ortadan kalksın. Anlam belirsizliği ayrıca açıklığa aykırılık olarak da verilebilir. Dolayısıyla bu cümleler açık cümleler değil. Vicdansız yaşlı kadından 3 kuruşu bile esirgedi. Şimdi yaşlı kadın mı vicdansız, 3 kuruşu esirgeyen mi vicdansız virgül olmalı. Abisi Ahmet'e izin vermemiş. Onunla hemen görüşmeliyim. Bakın yine güzel bir cümle var. Abisi Ahmet'e izin vermemiş. Onunla hemen görüşmeliyim. Şimdi onunla derken arkadaşlar, Ahmet'le mi hemen görüşmeliyim? Abisiyle mi hemen görüşmeliyim? Dolayısıyla yine anlam belirsizliği var. Açık bir cümle değil, anlatım bozukluğu var. Kitaplarını en kısa sürede getireceğim. Senin kitaplarını mı, onun kitaplarını mı? Yine zamir eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Anlam belirsizliği maddelerine dikkat etmenizde fayda var, karşılaşabilirsiniz. Şimdi bir diğer hataya bakalım. Mantıksal yanlışlıklar, karşılaştırma ve sıralama yanlışlıkları. Bakalım karşımıza nasıl çıkacak? Şehrimizde yapılan birinci geleneksel fıstık festivali çok beğenildi. Şimdi arkadaşlar cümleye dikkatle bakalım. Sizin de düşünmenizi istiyorum. Geleneksel demek tekrar eden şeyler için kullanılır. Dolayısıyla bu fıstık festivali daha ilk yani birinci. İlk kez yapılan bir şeyin geleneksel olması mümkün mü? Hayır. Dolayısıyla burada ne var? Mantık hatası var. Bırakın telefonlarıma çıkmayı yanıma bile gelmiyor. Şimdi burada hangisi daha zor? Yanına gelmesi mi telefon açması mı? Yanına gelmek daha zor. Dolayısıyla ne diyecekti? Bırakın yanıma gelmeyi telefonlarıma bile çıkmıyor diyecekti. Dolayısıyla bir sıralama yanlışlığı var. Bu hastalık dikkat edilmezse ölüme hatta işitme kaybına yol açabilir. Şimdi hangisi daha kötü? Ölüm daha kötü. Öyleyse ne diyecektik? Bu hastalık dikkat edilmezse işitme kaybına hatta ölüme yol açabilir dememiz gerekirdi. Sıralama yanlışlığı var. Annem bu diziyi babamdan çok sever. Şimdi burada da karşılaştırma hatası var. Annem de babam da diziyi seviyordur ama annem daha çok seviyordur. Ya da annem diziyi babamı sevdiğinden daha çok seviyordur. Dolayısıyla burada da bir karşılaştırma hatası olduğu için, açık bir cümle olmadığı için anlatım bozukluğu var. İzmir ve Aydın en sevdiğim şehirlerden biridir. Şimdi hem biridir diyoruz hem iki şehir birden söylüyoruz. Dolayısıyla yine anlatım bozukluğumuz mevcut. Mantıksal, karşılaştırma ve sıralama yanlışlıkları da bu şekilde karşımıza çıkabilir. Şimdi bir başka başlığa bakacağız, hataya bakacağız. Gereksiz yardımcı eylem kullanımı yani etmek, olmak, eylemek gibi yardımcı eylemleri kullanmadan da cümle anlamlı olabilir mi, olamaz mı buna bakacağız. Konuşmalarımızdan sonra kendisinden şüphe ettiğimizi anladı. Şimdi arkadaşlar şüphe ettiğimizi mi dersiniz,
şüphelendiğimizi mi dersiniz? Dolayısıyla burada etmek yardımcı eylemine gerek yok. Şüphelendiğimizi anladı demesi yeterliydi. Bu iş için başvuruda bulunanların sayısı hiç de az değil. Şimdi başvuruda bulunanlar yerine ne diyebilirdik? Başvuranların sayısı diyebilirdik. Dolayısıyla burada bulunmak gereksiz. Söylediklerimden sonra kimse benden kuşku etmez. Arkadaşlar burada kuşku etmez değil, kuşkulanmaz demem yeterliydi. Bu doktorun bütün hastalarını iyi ettiğini duydum. Etmek yardımcı eylemi gereksiz, iyileştirdiğini duydum dememiz gerekirdi. Bu şekilde gereksiz yardımcı eylemin kullanımı da anlatım bozukluğuna yol açabilir. Şimdi gelelim son olarak gereksiz ek kullanımına. Yine örnekler üzerinden bazı açıklamalar yapacağım. Pek çok yazarlarımız ne yazık ki sadece para kazanmak için yazıyor. Eğer sıfat arkadaşlar, ismi belirten sıfat belgisiz bir sıfatsa, çokluk anlamı taşıyorsa, belirttiği isimde çokluk ekine gerek yoktur. Yani pek çok yazarlarımız yerine ne demeliydik? Yazarımız demeliydik. Çünkü larlar ekine gerek yok, pek çok zaten çoğul anlamı katıyor. Bakalım, devam edelim şimdi. Yemek yapmasını çok severdi. Şimdi burada doğru olan ek mame isim fiil eki değildir. Burada bu ek gereksiz. Ne diyecektik? Yemek yapmayı, özür diliyorum arkadaşlar, gereksiz olan ek i eki. Dolayısıyla doğrusu nasıl yazılacaktı? Yemek yapmayı çok severdi. Yapmasını değil. Buradaki i ekimiz gereksiz. Bazı kitapların iyi okunulması gerek. Şimdi zaten N ekiyle edilgenlik anlamı katılmış. Bir daha edilgenlik eki olan L'ye gerek yok. Bazı kitapların iyi okunması gerek dememiz yeterliydi. Hastalığının nedeni kendine bakmamasındandır. Bakın bu cümleye dikkat edin. Paragrafta da bu türden cümlelerle karşılaşabiliyoruz. Yani neden sonuç cümlelerinde de. Arkadaşlar dan den ya da dandır dendir ifadeleri cümleye neden anlamı katar zaten. Burada bir daha nedeni dememize gerek yoktu. Hastalığı kendine bakmamasındandır diyebilirdik. Ya da hastalığının nedeni kendine bakmamasıdır diyebilirdik. Dolayısıyla buradaki ifadelerden biri gereksiz olacak. Artık tercih size kalmış. Arkadaşlar anlam yönünden anlatım bozukluklarımız bu kadar. Örnekler üzerinden sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı, isteklerinizi, eleştirilerinizi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.